En kabadayı spor servisi beş kişiyle dönüyor artık. Fenerbahçe'nin muhabiri vardı. Fenerbahçe muhabirinin iki tane de yardımcısı vardı. Stajyeri vardı onun izin güründe bilmem ne. Yani böyle ben yeni sabahın milliyetin spor servisine dayıma kuzenim Doğan Şener Allah rahmet etsin ziyarete gittiğimde daklo sesinden doluydu masalar doluydu herkes böyle. Bugün o spor servisinin bir tanesi gazetede yok. Bütün gazetede yok. Evet. Öyleydi abi işte. Ama o zaman da o gazeteler okunuyordu. Ben 82'de işte yedek subaylı bitirdim. Tercümana geldim. Abi tercümanın kadrosuna baksana ya. Necmi Tan Yolaç, Atilla Gökçe, Gürsesler, Necip Kapanlılar. Şimdi, şimdi bir soru sorayım. Buradaki herkese kameraman arkadaşlarım da Ender Şef'im de dahil olmak üzere. 21 sene sonra Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. Bu maç için kaç gazete alıp okudunuz? Bir e, Fener Galatasaray maçı oldu mu zaman... biz bütün gazeteler alırdık ya. Evet. Doyasıya okumak için. Doyasıya okumak için. Ama öteki... Maç o gazeteleri okuduğumuz zaman, Kahraman Babçı'mı okuduğumuz zaman biterdi. İslam şüpü okuduğumuz zaman biterdi. Abi maç. Şeref tribünde ne olmuş? Başkanlar birbirlerine nasıl? Onun tribünde görevli muhabiri vardı. Şeref tribüne yakın oturur, başkanları görecek yerde oturur. Maçtan notlar diye onları yazardı. İdareciler ne yaptı? Müslüm Baba ne yaptı? Yani böyleydi. Maçtan sonra Fener soyunmasına gidecek adamla Kasımpaşa soyunmasına gidecek adamla Fener Kasımpaşa maçı, Fener Gaziye maçı. maçı değil. Soyunmasına gidilmeden maç yazılmazdı. Yani her şeyle yazardı ki o zaman okur da televizyonda görmediği şeyleri de orada görür, okurdu. Orada görür, okurdu girdim şeye, soyunma odasına, Galatasaray'ın, kazanmış Galatasaray, Metin Oktay, arkadaşımız, koştum Metin'e, tebrik ederim, dedim, böyle baktı, maçın sevincini yaşamıyor, çeyneği indirdi, tozlukları, şu bacakların haline baktı, Yediği tekmelerden tekmeliye rağmen kalınır içinde bacak. Dedi ki senden ricam şimdi öbür soyunma odasına Can Barto'nun bacağına da bak dedi. Onun dayı. bacakları da böyle dedi. Yani Hıncal dedi bizim günahımız iyi futbolcu olmak bu dedi. Biz Kocam, ille o zamanlar yiyerek... tekmelik mecburi değil ha. Evet. Evet. Yani düşün şimdi bunu soyunma odasına gitmezsen bunu yaşayamazsın bunu yaşamadığın zaman da o futbolcunun, o Metin'in, o Can'ın, o Turgay Şeren'in, o kömürler tozlarının içine, kumların içine uça uça bütün vücudu yüzülmüş, evet ya. yılan gibi deri değiştirmiş adeta Turgay Şeren'i anlayamazsın. Anlayamazsan da futbolun başında yazamazsın arkadaş. Yani öyleydi. Şimdi, Kum Şimdi, havuzu yapıp su döküp çalışırlardı. Şey dedi hocam, yani maçlarda da o kötü şartlara rağmen, sahanın en kötü şartlarına rağmen harika zevk alırdık. Şimdi dün akşam Antalya-Alanya maçını seyredirken aklıma o geldi. Erman Hocam'a bunu sorayım ben. dedi. Hocam biz ne zaman keyifli bir maç seyredeceğiz ya? Kupa maçının sistemi niye maçından ayrıdır dünyada? Çünkü lig maçında bir puan hesabı vardır. Bir puan seni kurtaracaktır, edecektir, şudur, budur, odur. O bir puan için oynarsın. Ki onu da oynamasınlar diye 3 puana çıkardılar galibiyeti. Yani evvelden iki puandı bizim varımızda. Evet. 3 puana çıkardılar ki teşvik edelim. Kupada, kupada öyle değil, kupada orada bitiyor iki takımın arasında. Bilemedin iki maçta. Şimdi burada artık biraz takımlarında, hocalarında hocaların ya her roy emer derdik ya biz çocuk. Öyle düşünmesi oynaması lazım. Hocam ilk başta oynamıyorlar. İlk başta hep... Hocam şimdi bak birisi... Hep ikinci maçı Maçlardan biri Antalya'nın sahasında, birisi Alanya'nın sahasında. Antalya kendi sahasında oynuyor maç. Oradaki maçı iyi bitirmesi lazım. Hadi Alanya'yı anlıyorum. Ama düşün ki Antalya tarihinde bir kere finale çıkmış. Hiç kazanmamış. Bir kere. 2002 miydi? Diyarbakır'da Galatasaray'la oynadılar. Bir. Alanya'nın osu da yok. Ama sahadaki futbola bakıyorum. Ağır, aksak, ağır, aksak, ağır, aksak. Hocalara bakıyorum. Hocaların umurunda değil. Yani lig maçında, beğenmediğimiz lig maçında Malatya Spor maçının 87. dakikasında hocam. Geçen hafta 87. dakikasında deplasmanda bir bir berabereyken orta sahadaki savunma adamına ön libero'yu çıkarıp Podolski'yi aldı. ikinci forveti, Santrifor'u aldı. Tam Burada kendi sahasında oynuyor. Kupa maçı oynuyor. Podolski'yi alırken Yahoviç'i çıkardı. Orada şu top getiriyor, top kesiyor, top atıyor. Seyrettik, gördük. O topları kullanacak santrforu oyunlar aldı ya. Yani hocaların düşüncesi de. Ahmet Akşan hocam, Allah razı olsun. İlk defa duydum. İlk defa böyle bir eleştiri duydum. Gerek şeyde, beyinde, gerek de bizim ATV'de. Bu tribünde binlerce insan var. Televizyonların başında milyonlarca insan var bunları futbol izletmek durumundayız. Onun için de ey hocalar biraz hücumu düşünmek zorundayız dedi ya. Üç defa dedi. Dedim ki yani bunun altını çizmemiz lazım. Ya bırakın biraz da seyir, seyir futbol oynayın ya. Çünkü futbol seyir için zaten. Ben seyirci olmasın hadi oynasınlar bakalım. Televizyonlar olmasın, tribünler boş olsun. Göreyim bakayım maç kim oynuyor. Mahalle maçın Antalya'nın puanı kaç? Alanya'nın puanı kaç? Abi bunların ikisi de çok iyi top oynuyorlar. Ben ikisinin de ne kadar iyi top oynadığını istedikleri zaman ve de hocaları istediği zaman gördüm. Antalya o kadar değil. Alanya iyi oynadı. Abi iyi son haftalarda top. çok iyi. Tam geldiğinden beri harika top oynuyor. Tam Hoca oynatırız eğer. Erol Bulut oynanırsa da Alanya iyi top oynuyor. Erol daha cesaretle oynattı. tabi eldeki kablolarla da alakalı değil. bu işler. Her zaman değil. Ama şimdi puanlara baktığın zaman, zaman değil. da farklı. Hocam. Adam üzüntü... geldi alt ha, taraf yukarıya bak, geldi. Şimdi bak işte oraya getireceğim hocam. Ona getireceğim. O ana bakan adam ne takımı düşünüyor ne tribünü düşünüyor. Kendini düşünüyor. Peki ben düşünce bu puanı... beni kim düşürecek? Ben, puanı... ben düştüm. Ben kim düşürecek? Ben bu puanı. Ben... Abi öyle deme ya. Abi biri düşecek. 18 e, tamam takım da, var. Yani 18 takımın. Iyi, i̇yi top oynamak mecburiyetinde de değilsin. İyi mücadele edip puan almak mecburiyetinde mecbur İşte. Mücadele nasıl olacak? Ama şimdi ileri geri koşacaksın. Şimdi kupa diyor ki ben kupada sakat verirsem Jovic eğer e, sekiyorsa... Lig maçında faydalanamazsam ah. diyor alıyor i̇şte onu noktaya. İhtimalle sakat da olabilir. Geldik yani. o noktaya. O zaman bu kupaları iptal edeceksin abi. Fatih Terim gibi adam ne dedi? Elenince Türkiye Kupası'ndan artık biz de haftada bir maç oynayacağız. Ama Fatih Terim gibi adamın kafasında iki tane on bir çıkaracak elemanlar varken Şimdi bir dakika. haftada iki maçı yemiyor. Şimdi bir dakika. O zaman niye oynuyoruz Fatih, abi kupayı? Fatih bu konuda bak. Fatih bu konuda Türkiye'de en son eleştirilecek adam. Sebebi de şu. Fatih bütün kupalara yıllardır takımlarını tam çıkaran adamdır. Bak sana söyleyeyim. Yani hiç Fatih takımlarını kupadan eleneceğim diye eksik çıkarmadı. Ama bu sene elendi. Ama Fatih kupaların hepsinde Allah var. Takip ettiğim için biliyorum. Hep doğru takım çıkarmıştır. Gazozunu oynasa iyi takım çıkarıyor. Ama elendi bu sene. Ben, ben... Onu niye söylemişler biliyor musun? Diğer antrenörler diyor ya teknik adamlar ya biz bir kupaya kalırsak daha iyi mücadele ederiz. Onlara çaktı o uyanık. İnşallah öyle. Bence dir. öyle bak. İnşallah öyle. Çünkü hocam. Fatih nasıl uzun Yani ha. ben, Fatih ben, antrenörlüğü ben... doğru yapıyor. Fatih teknik adamla yeni döndü. Yapmıyordu bir buçuk yıldır. Şampiyon olduğu sene daha ya. Evet. Ama şimdi döndü diyor. Evet. sana söyleyeyim. Teknik adamla Bir buçuk yıldır bunu benim arkadaşım var abi? Ben tekin ederim bana ne benim işim? O. Fatih yapmıyordu. Başka işlerle uğraştı. Rakip teknik direktörler, rakip federasyon, rakip başkan filan. Ya bırak sen işine bak. İşte işine bakmaya başladı. Farkında görüyorsun bence, bence. Yani. Evet. Şimdi ne yapalım hocam? Neyi konuşalım? Teknik direktörleri konuşalım. Takımlardan ayrılar. Herhalde beş takım kaldı değil mi? Şeyden hatırladığım kadarıyla. Teknik direktör değiştirmeyen. He? <laughs> Öyle hatırlıyorum. Ya bak, değiştirenlerden bahsetmiyorum. Öteki daha kolay. İki tane değiştirenler de var hatta değil He? İki var, tane var. değiştiren bile var. Üç mü var? Asım Paşa mı? Üç. Tabii. Ha? <laughs> Tabii. He? Tabii.